Fındık sonrası bahçelerde yapmamız gerekenler nelerdir? Evet, arkadaşlar çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Bereketli bir sezon geçirdik bu sene. Rekolte tam umduğumuz gibi olmasa da sezon bitti. Babaannem hep derdi ki fındık iki gün dinlenir. Fındık meyvesi iki gün dinlenir. İki günden sonra çalışmaya başlar. Onun çalışmasıyla birlikte de fındığı hasat eden her üreticimizin de çalışması lazım. Çünkü yorgun bir dönemden çıkıyor. Biz onun vermiş olduğu ürünleri gıda olarak parasını satarak, paraya dönüştürerek elinden almış oluyoruz. Dolayısıyla bir savaştan çıkıyor aslında fındık. Bununla birlikte de peşinden yorgunluğunu gidermek bize düşüyor. Onun içindeki kuru dallarını önce toprak tahlili yaparak başlamamız gerekiyor. Peşinden onun içinden kurumuş dallarını, efendim uç budamasını, dip sürgünlerin temizliğini, toprak tahliline göre kireç ihtiyacı varsa kirecini, gübre çeşitleri hangi çeşit gübreyi istiyorsa ona göre atarak fındığımızın böyle bir periyodik çalışma sistemi var. Bunları yaparsak da çok iyi verim alırız. Beklenen rekolte oluştu mu? Bizim söylediğimiz rekolte oluştu. Yani ziraat odaları rekolte ile alakalı içinde bizim de bulunduğumuz bir paydaş grubumuz var. İl Tarım Müdürlüklerinin başkanlığında. Onların yapmış olduğu tahmini rekolteyi biz zaten biliyorduk. Buna mukabil de rekolte bize göre oluştu. Ama beklenen rekolte 600 bin tonun üzerinde olması gereken ya da 700 bin ton olması gereken, bizi ülke olarak daha çok rahatlatacak, fındıkçıyı daha çok rahatlatacak olan rekolte olmadı. Bana göre geçen seneden bayağı bir miktar rekolte düşük. Bunun rakamını söylemek çok doğru olmaz. Zaten Tarım Bakanlığı da rekolteyi revize etti, 600 bin ton dedi. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Sanayici inşallah umduğunu bulur. Üretici inşallah bu rekolteyle umduğunu bulur. İthalatçı, ihracatçı inşallah manav esnafımız umduğunu bulur diye de temenni ediyoruz. Üretici fındığını pazara indirdi mi? Evet işte tam da bu 10 puanlık uzman sorusu aslında. Üretici fındığını pazara indirmiyor. 22 liradan başlayan, serbest piyasada 21,5 liradan başlayan, hatta 21 liradan başlayan fiyat bugün 23 liralara da geldi. Dolayısıyla üreticinin gözü 25-30'larda. Üretici bunu bekliyor, görüyor. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bunu tartışılır ayrı bir mecrada ama eğer üretici bir tüccardan ya da bankadan ya da bir komşusundan altın aldı ise bunları mutlak surette ödemesini biz tavsiye ediyoruz. Satarak elindeki ürününü biz bunların ödenmesini almış olduğu emaneti yerine koymasını tavsiye ediyoruz. Siz evdeki başkasının pirincine göz dikerken evdeki bulgurdan olabilirsiniz. Çünkü dünya ekonomisi hep pamuk ipliğine bağlı. Bugün beğenmediğiniz 23 lirayı yarın belki hiç bulamayabilirsiniz. Hiç belli olmaz. Bunlar hiç belli olmaz. Ama 25 lirayı beklemek hakkı değil mi? Elbette hakkı. 30 da hakkı. Onu da bekleyebilirler. Bu meyanda da sorunuza gelince üretici henüz fındığını çarşıya daha tam olarak indirmiş değil. Çünkü bu fiyatı yükseliş eğiliminde olan, yükselişte olan bu fiyatı biraz daha yükseleceğini tahmin ediyor ve bu anlamda da biraz bekliyor üretici.